Ben şahsen en son Temmuz 2011'de görüşebilmiştim Sayın Öcalan'la. O tarihten bu yana yapmış olduğumuz bütün başvurulara rağmen hiçbir görüşme gerçekleştiremedik. İşte 2019'da malum açlık grevleri, ölüm oruçları döneminde gerçekleşen 5 görüşme var. O da 3 aylık bir süreç içerisinde, Mayıs'tan Ağustos'a kadar. Ağustos'taki son görüşmeden sonra yeniden bir kapanma hali gündeme geldi. Yeryüzünde 11 yıl boyunca avukat girişinin bu derece engellendiği herhangi bir cezaevi örneği bulunmuyor. Yani en azından bizim bilgimiz dahilinde bulunmuyor. Bu da öyle çok açıkçası gizli kalacak, duyulmayacak bir bilgi değil. Bir örneği daha olsaydı. Biz hani başlangıçta ilk dönemler pro-Guantanamo ya da Guantanamo benzeri bir cezaevi örneğini dile getirirdik. Bu örneği dile getirirken İmralı Cezaevi'nin özellikle hukuksal bir kara delik haline getirilmesi itibariyle bunu anlatırdık. Ama geldiğimiz noktada İmralı Cezaevi Guantanamo şartlarını aşmış durumda. Bütün denetimlere kapalı olması itibariyle ve hangi kanuni hükümlere bağlı olarak işlediğini artık açık bir şekilde yanıtlayamıyoruz. Tabii bu avukat görüşmesi ya da aile görüşmesinin engellenmesinden ibaret bir durum da değil. Yani bugün nasıl 2019'da iki ya da birkaç avukat görüşmesinin olması tecridi ortadan kaldırmadıysa, bu bugün için de geçerli. Yani birkaç avukat görüşmesi ya da aile görüşmesi gerçekleşirse İmralı tecridi ortadan kalkmış mı kabul edeceğiz? Öyle değil. 23 yıldır orada oturtulmuş bir sistem var ve bu sistem kendisini sürekli orada yeniden üretiyor. Bir laboratuvar gibi kendini orada sürekli derinleştiriyor, sürekli geliştiriyor ve oradan öğrendiklerini giderek bütün topluma yasa olarak, yönetmelik olarak, idari karar olarak, bir yönetme pratiği olarak yansıtıyor. Dolayısıyla bu tekniğin kendisi, İmralı sisteminin kendisi artık başlı başına bir problem. Ve bunun alternatifinin dolayısıyla avukat ya da aile görüşmesinin gerçekleşmesi olduğunu söyleyemeyiz. Avukat görüşmesi gerçekleşmek zorunda. Bu bir hak. Dolayısıyla bu hakkı biz sürekli talep ederiz. Fakat İmralı tecridi tek başına bundan ibaret bir durum değil. Yani İmralı tecrit sistemi az önce bahsettiğim gibi bunu çok daha aşan bir sistem. Yani orada kurulduğu andan itibaren çok özel bir mimarisinden tutalım oradaki disiplin biçimine kadar, oraya yerleştirilen yapılara kadar, oranın muhafaza edilme biçimine kadar, oraya giriş çıkışlar bunların sınırlanmasına kadar. Orada hem Sayın Öcalan'a hem diğer daha sonra oraya götürülen mahpuslara yaklaşıma kadar, oraya giren herkese yaklaşıma kadar, bunların tümünü detaylı bir biçimde anlatabiliriz. Tabii buna şimdi boğuntuya getirmeyelim ama şöyle bir gerçeklik var nihayetinde. Bu 23 senelik zaman kesiti çeyrek yüzyıla tekabül ediyor. Çeyrek yüzyıl kendisini bu şekilde bir yapının, bir mekanın yaşatabilmiş olması sadece yüksek güvenlikli, disiplinli bir yapı, mekan olmasından kaynaklanmıyor. Bu yapı ve bu mekanda geliştirilen teknikler var. Bunları orada o derece incelikle okudular, incelikle dokudular, incelikle geliştirdiler ki işte Türkiye'de darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da 21 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildi. 21 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halde ilk yayınlanan kararnamelerde İmralı cezaevindeki uygulamalar bütün Türkiye cezaevlerine ve topluma yayıldı. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki yönetim pratiği açısından demek ki İmralı'daki uygulamalar asli önemlidir. Bir istisnadan, olağanüstü bir istisnadan ibaret değildir. O kadar aslında onun üzerinde dikkatli ve etkililer ki bunu hemen bütün cezaevlerine yayma fırsatını buldukları an yaymak gibi bir durum elde ettiler. Tecritin fiziksel boyutu var, tecritin duyusal boyutu var, tecritin hukuksal boyutu var, tecritin siyasal boyutları var. Bunların tümünü belki ayrı ayrı anlatabiliriz yani. Yani o dön aslında bu tip öngörüleri her zaman vardı. Yani
oraya avukatların gidişi de, oraya ailelerin gidişi de, daha sonrasında heyetlerin gidişinde de her zaman şunu söyledi. Yani buradaki görüşmelerin bu biçimde yürüyor olmasının belli bir sebebi ve belli bir amacı var. Fakat mesele bu görüşmelere ya da buradaki yapıya devletin nasıl yaklaştığıyla sadece ilgili değildi. Buna bir de Öcalan'ın yaklaşımı söz konusuydu. Yani o yaklaşım da esasen orada o dayatılan koşulları, oradaki sistemi gayet iyi bilip, gayet iyi çözümleyip kendisini buna göre konumlandırdı. Yani 99'dan 2023'e kadar tecrit nasıl bir sistematik izliyorsa, Sayın Öcalan'ın bu tecrite karşı direngen tutumu da o derece sistematik ve direngen ve giderek derinleşerek kendisini sürdürdü ve şey yaptı. O dönemde oradaki şartlarını bize şöyle tanımlıyordu. Diyordu ki ben burada dar bir koridorda gibiyim. Çok dar bir koridorda. Ne sağa dönebiliyorum ne sola dönebiliyorum. Bunu o dönem çok anlamlandırabildiğimizi açıkçası söylemek şu aşamada mümkün değil. Sonraki yıllarda gerçekten o dar koridor rejiminin, o tek çıkışlı ve tek girişli rejimin ne olduğunu aslında daha iyi gördük. Değil. Yani bu aslında hukukla şöyle açıklayabiliriz. Bu bir hukuk oyunundan ibaret. Buna açıkçası hukuken bir açıklama getirmeye çalışmak gerçekten saf bir kötülüğü gereksiz yere anlamlandırmaya çalışmaktan ibaret olur. Bu disiplin cezalarının ne maddi bir gerekçesi var ne de hukuksal bir gerekçesi var. Hiçbir ceza kendisini 3 ayda bir düzenli ve periyodik bir biçimde yeniler mi? Hiçbir ceza kendi sebebinden bağımsız olarak kişilerin dış dünyayla bütün iletişimini kesmeye yönelir mi? Spor etkinliğinden kaynaklı bir disiplin cezası kurduklarını ilan ediyorlar. Niye? Spor yapmıyorsunuz diye. Peki o zaman kurduğunuz cezanın da buna dönük olması gerekmez mi? Spor etkinliğinden dolayı aile görüşlerini niye kesiyorsunuz? Bu bir oyun. Fakat bu oyunun tehlikeli yönü şu. Kapalı bir oyun oynuyorlar. Yani bu oyunun içerisine pek hem idari merciler hem yargı mercileri dahil oluyor. Ve bu oyunda örneğin bir mahpusa dönük böylesi bir kapalı devre cezalandırma rejimi kurulduğunda bunu kırma olanağına sahip tek yapı avukatları olabilir. Onun savunmanları olabilir. Israrla avukatların da bu sürece dahil olmasını engelliyorlar. Avukatlardan bunu gizliyorlar. Hiçbir yasal gerekçesi olmadığı halde bunu yapıyorlar. Ve bu haliyle orada kendi aralarında bir süreç yürütüyorlar. Bu tamamen o dış dünya ile iletişimi kesmeye dönük bir bahane. Şöyle söyleyeyim, yıllarca gemi arızası, yıllarca hava muhalefeti diyerek girişleri engellediler ya, bu disiplin cezasının bu bahanelerden, bu gerekçelerden bu anlamda hiçbir farkı yoktur. Zaten mesele mevcut siyasi iktidarın Türkiye'de bu hukuku göz ardı ederek keyfi yönetme biçimini bu yıllar içerisinde çok fazla geliştirmek. Yani sadece İmralı'da ya da sadece Kürtlere dönük uygulamalarında keyfi davranmıyor. Artık diğer bütün neredeyse muhaliflere karşı bu keyfiliği çok rahat sürdürebiliyor. Örneğin neredeyse bütün şehirlerde toplumun basın açıklaması ya da herhangi bir toplantı, gösteri, yürüyüşü, sokağa çıkma hakkı ortadan kaldırılmış durumda. Bunun yasal bir temeli, hukuki bir temeli var mı? Yok. Ve bu keyfiliği, bu hukuk tanımamayı ben son 25 yıl içerisinde öncelikle İmralı'da olgunlaştırdığını, İmralı'da denediğini, İmralı'da geliştirdiğini savunuyoruz. Yani Adalet Bakanlığı idari olarak bu sistemin sorumlusu. Fakat İmralı cezaevi açısından tek yetkili midir, tek karar verici midir? Açıkçası bunu bu şekilde iddia edemeyiz. İmralı cezaevi söz konusu olduğunda pek çok parametrenin devreye girdiğini biliyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan bizzat görüşme talebinde de bulunduk bu son süreçte. Özellikle son duyumlardan, yaptığımız açıklamalardan sonra henüz buna dair bir geri dönüş de almış değiliz. Şöyle, CPT'nin durumunu şöyle tarif etmeliyiz aslında. CPT bir denetleme organı.
resmi denetleme yetkisi olan Avrupa Konseyi'nin bir organı. Yargılama yetkisi yok ama mevcut bütün işkence ve kötü muamele içeren bütün mekanları, buradaki uygulamaları denetleme hakkına ve olanağına sahip. Ve CPT İmralı Cezaevi'nin kurulduğu günden bu yana çok yakından takip ediyor. Bunu iki yolla yapıyor. Birincisi, biz düzenli olarak İmralı hakkında raporlarımızı onlara gönderiyoruz. Bunu kendileri özenle istiyorlar. Yani sürekli bu raporları kendileri talep ediyorlar. Bazen aylık, bazen 3 aylık, bazen ani durumlarda anlık raporlar. Aynı şekilde hükümetten de oradaki duruma dair raporlar, düzenli raporlar alarak takip ettiklerini biliyoruz. Kurulduğu günden bu yana, İmralı kurulduğu günden bu yana 5-6 ziyaret gerçekleştirdiler. 5-6 rapor tuttular. Yani şunu söylemek mümkün. İmralı'daki bütün gelişmeleri ay ay, yıl yıl CPT her zaman bildi. Şimdi peki 12 yıl bir adaya, bir cezaevine avukatın girmemesi ya da aile görüşmelerinin bu kadar, bu derece engellenmesinin ciddi bir kötü muamele olduğunu, artık yüksek dereceli bir ihlal hali aldığını CPT'nin fark etmemesi mümkün değildi. Buna karşı CPT'nin işletebileceği kimi prosedürler, tedbir prosedürleri mevcuttu. Bunları işletmemesi bizim hep eleştiri konumuz oldu. Ya da en kritik zamanlarda yaptığı ziyaretlerde İmralı'ya gitmemeyi tercih etmesi. Ben böyle tanımlıyorum. İmralı'ya gitmemesi değil, İmralı'ya gitmemeyi tercih etmesi bizim açımızdan eleştiri konusuydu. Ya 2016'da darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra basına yansıyan pek çok haberler vardı. Hatta bir grup darbecinin İmralı'ya ulaşmaya çalıştığına dair haberler vardı. Ve bu dönem avukatlar, aileler gidemiyorlardı İmralı'ya. CPT o dönem Türkiye'ye geldi. Temmuz ya da Ağustos 2016'ydı, yanlış hatırlamıyorsam. Fakat İmralı'ya gitmemeyi tercih etti. Aynı şekilde 2018'de yaptığı ziyarette gitmemeyi tercih etti. 2020'de gitmemeyi tercih etti. Dolayısıyla bu dönem itibariyle gittiler. Ve özel bir ziyaret olduğunu düşündürecek bize bazı veriler mevcuttu. Bundan dolayı onlara raporlarını, hem erken açıklamaları hem de oradakilerin kişisel durumları hakkında bize bilgi vermelerini biz talep ettik. Yetmedi, biz onlarla yüz yüze de görüştük. Yani doğrudan onların bulunduğu yerde bir görüşme de gerçekleştirdi. Fakat yaklaşım itibariyle en ufak bir bilgi vermeyen, o kendi bürokratik prosedürlerine sıkı sıkıya bağlı bir görüntü izlediler. Şimdi bu bir insan hakları mekanizmasından beklenir bir yaklaşım değildir. Ne kadar bürokratik olursanız olun, ciddi hale gelmiş bir hak ihlali karşısında durumları iyidir, gördük, iyidirler diyemeyecek hale getiremezsiniz kendinizi. Yani bizim son noktada CPT'ye dair açıklama yapmamızın ve bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinden şüpheliyiz dememizin sebebi de esasen buydu. Ve bunu şu ana kadar yatsıyan herhangi bir bilgi, herhangi bir veriye de ulaşmış değiliz. Fakat şunu da söylemek gerekirse, CPT bir Avrupa Konseyi kurumu. Avrupa Konseyi'nin bir diğer kurumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki başvurumuz, tecride dair başvurumuz 2011 yılından beri mahkeme önünde bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 12 yıl devam eden kaç tane dava var? Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tek cümlelik bir yanıt verebilir mi? Şu 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 davalarımız var diye. Yok. Öcalan davası bekletiliyor. Neden bekletiliyor? Basit bir prosedür. Davayı alırsın, hükümete gönderirsin. Hükümetin yanıtını alırsın. Ondan sonra çok mu meşgulsünüz? Değerlendirme için bekleyebilirsiniz. Fakat AİHM 2011'de yaptığımız başvuruyu hükümete 2018'de gönderdi. Bizim başvurumuzu 7 yıl kendi artık sümen altında mı diyelim, kendi kasalarında mı diyelim, fakat tuttu. Bir şekilde tuttu. Bunun bizim açımızdan tabii ki kabul edilebilir bir yönü yok. Biz Avrupa Konseyi kurumlarını bu nedenle eleştiriyoruz. Yoksa onların mevcut kötü muamele rejimine zaman zaman yaptıkları müdahaleler, zaman zaman kurdukları iyi kararlar, güçlü kararlara muhalefet ettiğimizden değil, bu yetersizlik haline eleştiri konusu yapıyoruz. Avrupa Konseyi kurumlarının bu ataleti bizi kuşkusuz diğer uluslararası mekanizmaları değerlendirmeye de motive etti. Ve biz geçtiğimiz yılın son döneminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne bir başvuru yaptık.
İmralı'daki bütün mahpuslar, 4 mahpus adına da bu başvuruyu yaptık. Ve komitenin işleyişi Avrupa Konseyi kurumlarına göre çok daha hızlı olduğunu gördük. Daha öncesinde deneylediğimiz bir başvuru mekanizması değildi. Bu başvurumuzu hükümete gönderdiler. Hükümetten bir yanıt aldılar ve bununla beraber hükümete başvurumuzu gönderirken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi başvurucuların taraf devlete başvurucuların incommunicado tutukluluğuna son vermesi, incommunicado mutlak iletişimsizlik anlamına geliyor. Yani mutlak iletişimsizlik halindeki tutukluluk haline son vermesi ve kendi seçtikleri avukata derhal ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlaması gerektiğini hatırlatıp talep etti. Bu bir nevi, bu bir geçici tedbir talebi niteliğindeydi aslında. Geçici tedbir kurdu. Bu bizim yaptığımız başvurunun kabul edildiği anlamına gelmiyor. Başvuru devam edecek. Fakat burada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi durumu hemen fark etti. Hükümete verdikleri bir süre var. Hükümet bu süre içerisinde kendi yanıtlarını sunacak. Mart sonu, Mart 2023 sonu. Ondan sonrasında biz bu sefer kendi görüşlerimizi sunacağız. Bu prosedür bu şekilde bir süre devam edecek. Fakat şu aşamada İnsan Hakları Komitesi'nin durumu erkenden fark edip hükümetten böylesi bir talepte bulunması önemlidir.